Merhabalar, ben Köteş Köte ve Yepyemir'in mod tanıtımına hoş geldiniz. Bu sefer tanıtacağımız mod Applied Energistics 2. Applied Energistics tamamen dijital bir depolama sistemi üzerine kurulu bir moddur. Applied Energistics 1'e alışkın olanlar bu mod tanıtımı biraz sıkıcı olabilir. Çünkü tamamen modu sıfırdan tanıyacak insanlar üzerine anlatacağız. İlk olarak her mod tanıtımıyla başlayacağımız gibi dünyaya ekledikleriyle başlayacağız. İki tane or ekliyor. Bunlardan ilki Certus Quartz or. Certus Quartz or 1 ila 2 arasında bir sayıda düşüyor. Ama iron pickaxe, herhangi bir pickaxe de kırabiliyorsunuz. Bu 8 tanesinden 11 tane elde ettik bundan. Ve bazen bunun charge versiyonuyla karşılaşabiliyorsunuz. Yani bir adet birkaç tane Certus Quartz görüyorsunuz. Yanında bir tane de charge görebiliyorsunuz. Bunları da aynı şekilde topluyoruz. Bundan da 14 tane elde ettik. Ve bunlardan bu quartz aletleri yapabiliyorsunuz. Balta, ho, kazma, kürek, kılıç gibi bildiğimiz aletler yanı sıra quartz cutting knife ve quartz wrench de mevcut. Bunlar aynı zamanda Nether Quartz versiyonları da var. Aralarındaki tek fark birinin Certus Quartz'tan yapılması, diğerinin Nether Quartz'tan yapılması. Hiçbir fark yok. Eğer kullanımına bakacak olursak Certus Quartz, Quartz Cutting Knife ingotlardan cable anchor yapmanızı sağlıyor ve bu fasat yapımını sağlıyor. Kullanım bu. Wrench ise bayağı kullanılır bir alet. Gördüğünüz gibi şunları çevirmenizi bile sağlıyor. Ama asıl kullanımı daha sonra gelecek. Bunun yanı sıra başka bir kullanım olarak gördüğünüz gibi şöyle blokları çevirebiliyorsunuz. Çoğu blok da işe yarıyor. Çünkü algoritmın yazdığı bir mod. Ama mesela bunda işe yaramıyor. Şunda yarıyor. Deneyip bakabilirsiniz hangi modlarda işe yaradığını. Nasıl, hangi bloklarda işe yaradığını. Mesela bir örnek olarak deneme yapalım. Piston. Gördüğünüz gibi pistonu çok rahat çeviriyor. Ya da tahta. Çevirmiyor. De pek verimli bir kırma aleti olmadı bu. Bunun yanı sıra chest açıyor. Bir şey daha bakalım. TNT bakalım işe yarayacak mı? Hayır, TNT de işe yaramadı. Merdivenlerde bakalım. Merdivenlerde gayet işe yarıyor. Balta demişken şunu da kullanalım. Bu arada bunlar çok güçlü değil, iron seviyesindeler. Fakat işe yarayacaktır. Özellikle quartz'ınız bol olursa bolca işe yarayacaktır. Gelelim diğer makinelerimize. İlk olarak bu arkadaşa gelelim. Bu arkadaş quartz grindstone şu şekilde craft ediliyor bu arada. Bunun recipe'si buildcraft olup olmamasına göre değişir. Şunu da cranky şu şekilde craft ediyorsunuz. Shift ile sağ tıklayarak buna ekleyebiliyorsunuz. Kendisi birkaç farklı işe yarar resipilerini göstereceğim. Ama en temel işi Certus Quartz'ı işleyerek Certus Quartz Dust'a çevirmek. Çünkü bu başlangıçta bayağı işimize yarayacak. Ayrıca kendisi madenleri de toza çevirebiliyor. %90 şansla ikinci bir tane elde edebiliyorsunuz. Fakat %90 şansla, yani çünkü edememe gibi bir ihtimaliniz de var. Tabi orlar için bu geçerli. Peki. Yani kısacası başlangıç seviyesi Macerator'ı. Arkadaş arasında buna amele et Macerator'ı da diyebiliyoruz. Tabi bu dust'ı elde etmek için illa buna ihtiyacımız yok. Eğer pardon.
Mesolator'ınız yani IC2'nuz varsa kullanabiliyorsunuz. Railcraft'ınız varsa Rock Crusher'ı kullanabiliyorsunuz. Thermal Expansion varsa Polarizer kullanabiliyorsunuz. Rotorcraft'ta da bir alet vardı ama hangisiydi unuttum. Bu arada enerji sellerden biri buradaydı. Eksik. O da normal enerji sel. Şimdi ilk olarak enerji sele girişelim. Flux Dust istiyor. Peki bu Flux Dust'ı nasıl elde ediyoruz? Flux Kristal ile. Peki Flux Kristal nereden geliyor? Dedet. Charge Surface Quartz. Nether Quartz ve Redstone alalım. Bu arada şurayı bir düzelteyim. Ve bunları buraya atalım. Suyun içine. Gördüğünüz gibi bize 2 adet Flux kristal veriyor. Ayrıca bu suya değinmişken bir şey daha söylemek lazım. Siz gelin. Seni alamıyoruz. Sen gel. Ve bir adet de Nether Quartz. Onun direkt dust'ını alacağım. Flux'i de şu şekilde dust'a çevirelim. Ve bana sand lazım. Kumla birlikte bunları böyle koyarsak eğer seed elde ediyoruz. Ve bir adet dust'tan iki adet seed elde ediliyor. Ve bunları suyun içine koyuyoruz tabi ıskalamadan. Ve bunlar burada büyümeye başlıyor. Peki büyüdüklerinde ne elde ediyoruz? Tabi bu aşırı yavaş bir süreç. Hızlandırmanın yolu var. Birazdan değineceğim. Pure kristalleri elde ediyoruz. Bunlar tam olarak diğer kristaller ne işe yarıyorsa o işe yarıyor. Tek bir farkla mesela Emin Controller gibi bazı recipe'ler pure versiyonlarını istiyor. Ona bakmanız lazım. Bunun avantajı elinizdeki quartz sayısını ikiye katlaması. Kısacası başlangıç için avantajlı bir yöntem. Yani başlangıçta hepsini seed'e çevirip suyun içine atın. Neticede çok erken kullanmayacaksanız eğer. Sıradaki bir aletimiz ise buraya koymayı unutmuşum. Vibration Chamber. Vibration Chamber bize herhangi bir yakacak üzerinden mesela kol kok kullanacağım. Herhangi bir yakacak üzerinden enerji üretiyor. Ve bu enerjiyi bir enerji sele, dense enerji sele saklayacağım. Saklayabiliyoruz ama önce resmini gösterelim. Dense enerji selin yapımı bu. Bunun yapımını birazdan değineceğim ve normal enerji sel 8 tane. Normal enerji sel de bu şekilde. Quartz glass ise bu şekilde elde ediliyor. Ona bir sonraki bölüm değineceğim. Peki aralarında enerjiyi nasıl aktaracağız? Eğer quartz fiber'ı bulabilirsem bu aktarıyor muydu hatırlamıyorum. Evet, aktarmıyor. Bu olayı çok... Evet, bu bölüyordu, pardon. Ona değineceğim şimdi. Eğer bunu kullanırsak bu şekilde craft ediliyor. Bundan buna enerji aktarmaya başlıyoruz. Evet, bu şekilde bunu alıyoruz ve şuradan kablolarımızla diğer makinelerimizi tanıtmaya başlıyoruz. Bunlardan ilki Inscriber. Kendisi bir adet bu, iki adet Sticky Piston ve Ingot istiyor. Ve bununla birlikte bir adet kompasa ihtiyacımız var. Çünkü şimdi arayacağımız şey şurada yer alıyor. Tabii bu tanıtımı ikinci kere çekiyorum. O yüzden bunun için normalde böyle açık değil.
Bunun tam ortasında bu chest yer alıyor ve bu chest'in içinde neydi? Şu arkadaşlardan yer alıyor. Tabii random bir biçimde yer alıyor bunlar. Ve bunlar gördüğünüz gibi şu circuitlerin yapımında kullanılıyor. Ayrıca sonrasında da bunu tekrar işlememiz gerekiyor ve kullanılabilir hale geliyorlar. Aynı zamanda Skystone'un kendisi dekoratif amaçlar için kullanılabiliyor. Evet, kompasın nasıl yapılacağına bakacak olursak eğer basit bir biçimde charge surface quartz ve 4 tane ingot ile yapılıyor. Ardından bu inscriber'ı alıyoruz. Mesela şu an bundan elde etmek istiyorum. Bu ve bu lazım. Bunu yerleştiriyorum ve kendime bir adet gold ingot veriyorum. Gördüğünüz gibi bir işlem yapılıyor. Ve valla. Bunu hiçbir şekilde kullanmıyor. Yani bu sonsuza dek kullanılabilir. Ama makine sayısını arttırmak isterseniz kopyalamanızda fayda var. Bunu kullanmak için de bir adet printed silikon lazım. Bunun için de silikon lazım. Ve bu da Nether Quartz'ın ya da Certus Quartz'ın pişirilmesiyle oluşuyor. Silikon alalım. Bu da bu şekilde işleniyor. Ardından bu hatta şuradan bir bakalım. Bir adet de redstone ile bunu elde ediyoruz. Ayrıca bu logic press'leri kopyalamanın yolu var. Iron blokla kopyalayabiliyorsunuz. Bu arada Certus Quartz'ın illa pure versiyonunu istiyor. Evet. Bunu kullanmayı da öğrendiğimize göre bu arkadaşlar sonradan işimize yarayacak şeyler. Ardından sırada charger var. Charger'ı illa alttan bağlamamız lazım, yandan falan. Herhangi bir şekilde enerji almıyor. Ne işe yarıyor diye soracak olursanız Certus Quartz'larımızı içine koyduğumuz takdirde Charge Certus Quartz olarak geri alıyoruz. Tabi biraz zaman alan ve enerji isteyen bir işlem. Çok fazla zaman almıyor ama yakında evet gördüğünüz gibi charge'a dönüştü. Bu şekilde elimizdeki charge certus quartz'ları illa madenden bulmamıza gerek kalmıyor. Evet. Bu arkadaşa değindikten sonra Platinum Logistics'e enerji sağlamanın tek yolu bu değil. Bu arada kırmak için wrench ile sağ tıklıyorsunuz. Bir yol daha var. Enerji acceptor. Bu arkadaş bize birden fazla enerji tipini içeri sokabilmemizi sağlıyor. Bunlardan en başlangıcı IC2. Tabi yerleştirebilseydim çok daha süper olurdu. Neyse, IC2. Buildcraft ve Terminal Expansion. Yani RF. Bunlarla enerji sağlayabiliyoruz ki şu an ben enerjiyi Creative Energy Cell ile sağlamaya başladım. Evet. Bu sayede gördüğünüz gibi bu gayet doldu ve renginden dolduğunu anlayabiliyorsunuz. Sıradaki itemimiz elime alamadım. Emi Chest. Emi Chest şu an ve ters koydum. Şu ön tarafı olacak. Emi Chest bu ikisinden biraz farklı bir makine. Bu ikisi sadece enerjiyi kullanırken bu aynı zamanda kanal dediğimiz bir olayı kullanıyor. Kanal dediğimiz olayı birazdan daha net bir biçimde anlayacaksınız. Ama ondan önce size 3 farklı daha key kabloyun şeklini göstereceğim. Bunlardan ilki covered kablo. Tabii bunun FlowX versiyonunu bulmak istiyorum. Diğeri smart kablo ve bir de dense kablo var.
Bu ikisi görünüş olarak birebir aynıdır ve quartz fiberlarınızı alırsak eğer seni istemiyordum o şekilde. Ben şunu Evet, yerleştirme özürlüsüyüm şu an. Neyse, özetlememiz gerekirse bu biraz enerjiyi ortak kullanıp networkleri bağımsız kullanmak için bir araç. Eğer bu şekilde bu arkadaşı araya koyarsak şunu da yapabiliriz. İstediğinde yapmazsın bunu. Evet. Nasıl? Evet, açıklayalım hemen. Eğer bu şekilde bunu bağlarsanız seni de alalım. Buradan enerji aktarılır. Fakat hiçbir şekilde buradaki kanallar şuradan itibaren etkilemez. Eğer bunlar kanal kullanıyor olsaydı buranın kanallarını etkilemeyeceklerdi. Yani tamamen aynı enerji hattını kullanan iki bağımsız emiği network olacaktı. Evet. Covered kablo oraya yerleştirmeyecektim. Bunun birebir aynısı. Sadece kaplanmış hali şu şekilde craft ediliyor. Bu ikisine birazdan değineceğim. Bunlar da bu şekilde craft ediliyor. Covered kabloyu ya da normal glass kablo kullanmak tamamen sizin kendi kişisel tercihiniz. Devam edelim. Emin chest kendi halinde üstüne tıkladığınız takdirde herhangi bir şey göremezsiniz. Şu aşağı kısma tıkladığımız takdirde bunu görürsünüz. Buna bir adet storage cell koymamız lazım. Creative storage cell diye bir olayımız var. Bu creative'lere açık. 1K, 4K, 16K ve 64K. 1K en başlangıç seviyesi. 1024 byte item depolayabiliyor. Byte'ların olayını açıklayalım. Gördüğünüz gibi bir tane item koydum. Ve kendisi 9 byte kullanıyor. Fakat aynı itemdan ikinci bir tane koyduğumda yine 9 byte. 4 yapalım bunu. Hala 9 byte. Hepsini koyalım. 16 byte. Buradaki temel olay şu. Bir adet yeni tip item koyduğumuz takdirde ki mesela şimdi yeni bir tane daha koyduk 32 byte kullanıyor. Bu çok daha fazla byte tüketir. Fakat çok daha fazla kadar. O item'dan ne kadar çok depolarsanız o daha verimli bir hal alır. Yani bir item'dan biri daha fazla koyduğunuz takdirde daha az byte tüketir. Fakat farklı tipte item kullanırsanız çok daha fazla byte tüketir. Bunların kullanımı konusunda da bir detay söyleyelim. Eğer çok fazla item depolayacaksınız ama az tipte şunu kullanmanız daha fazla mantıklı aslında. Fakat mesela bir item'dan 3 tane, 4 tane ama bu şekilde 20-30 tane farklı item kullanacaksanız bunu kullanmanız daha mantıklı çünkü hem bu daha ucuz hem de hepsini depolayabilir. Diğeri ise daha pahalı yani madenleriniz gibi şeyleri bir 64'lükte depolasınız daha sağlıklı olabilir. Peki bu emin chest'te illa buradan mı erişeceğiz? Aslında hayır. Emin chest'e oradan erişmemize gerek yok. Kendisine erişmenin başka bir yolu daha var. Ve bu da Emi Terminal. Emi Terminal şu şekilde craft ediliyor. Bu arkadaşa değineceğim. Bu ilginç bir olay. Bunu buraya koyduğumuz takdirde ve şu kabloları da buraya koyduğumuz takdirde seni de böyle koyalım. Voila! Bunun bir de crafting terminal versiyonu var. Kendisi şu şekilde craft ediliyor. Tam olarak aynı işe yarıyor fakat bir farkla. Eğer evet, tabii üstten koyacaktık. Şunu da buradan koyayım. Böyle itemları eşitlediğimiz gibi onlarla crafting de yapabiliyoruz. Evet.
Buradan sadece itemlere erişiyoruz. Buradan sadece crafting... Evet, hem itemlere erişip hem crafting yapabiliyoruz. Advanced olarak da işe yarar bir şey. Bunları kaplama kısmına daha sonra değineceğiz. Ayrıca şu an 1, 2 ve 3 tane makinemiz bağlı. Eğer daha fazla emin chest alırsak... Yanlış yere tıkladım, pardon. 3 makine bağlı. 4. Hala güzel çalışıyor. 5. Güzel çalışıyor. 6, 7, 8. Gayet verimli çalışıyor. Fakat 9.'yu bağladığım andan itibaren hiçbir şekilde erişemiyoruz. Bunun sebebi basit bir ME network sadece 8 kanala kadar destekliyor. Yani 8 tane, her bir makine bir kanal kullandığına göre 8 tane makine kullandığımız takdirde bunlar hiçbir şekilde çalışmıyor. Çünkü kanal limitini doldurmuş oluyoruz. Fakat bunları network'e soktuğumda gayet güzel çalışıyorlar. Çünkü bu iki makine kanal kullanmıyor. Sadece enerji kullanıyor. Elimizdeki bir yöntem şu arkadaş. İki bağımsız network yaratmamızı sağlıyor. Ve hala erişebiliyoruz. Derinde bahsettiğim gibi. Fakat bizim istediğimiz bu değil. Bunun yanı sıra smart kabloya geçelim. Smart kablodan bahsetmiştim size. Evet. Smart kablo, sen neredeydin? Ha, enerji istiyordun. Doğru. Smart kablolarımızı alalım. Gördüğünüz gibi üzerlerinde belli ışıklar yanıyor. Bu ışıklar network'te ne kadar kanal kullanıldığını gösteriyor. Bunları koyduğumuzda burada daha fazla kanal görüyoruz. Evet. Ve gördüğünüz gibi bütün kanallar dolu. Eğer şunu yerleştirirsek gördüğünüz gibi her şey siyah oluyor. Yani kanal sayısını açtık. Peki bunu arttırmanın yolu nedir? Network'ümüze ME controller eklemek. ME controller nasıl yapılıyor diye soracak olursanız eğer, şu şekilde yapılıyor. Pure Flux kristal lazım. Skystone block ise normal Skystone'un pişirilmesiyle oluyor ve bir adet bundan lazım. Ve bundan birden fazla yapabilirsiniz. Eğer bunu koyarsak şuradan itibaren daha fazla hat döşeyebiliyoruz. Ve seni alalım. Şuraya koyalım. İki farklı kablo hattına bağlılar. Fakat gayet aynı networkler. Yani erişebiliyoruz. Bir ME controller bize bir yüzeyden 32 tane çıkış sağlıyor. Fakat burada ufak bir problemimiz var. Kablomuz, yani smart kablomuz ya da normal fluid kablomuz sadece 8 hat taşıyabiliyor. Bunu arttırmanın yolu nedir diye soracak olursanız, dense cable. Size verimli bir dense cable kullanım yöntemi gösterelim. Şunların hepsini alalım. Sen de gel. Hepiniz gelin. Dense kabloları alalım. Sen de gel. Seninle bir işimiz yok. Buradan enerji hattımıza bağlayalım. Ve şuraya kontrollerimizi koyalım. 32 tane çıkışı sağlıyor buraya. Her yüzeyden bir adet 32 kullanabiliyoruz ve bu sayı yetmezse eğer bize ME controller bir multiblock. Maksimum boyut 7x7x7. Bu boyutlar içerisinde ve kübik yapı, daha sonra kübik yapıda olmasına gerek yok, fakat bu boyutlar içerisinde istediğiniz gibi düşebiliyorsunuz. Tam kurallar Ecclesiastes Wiki'sinde yazıyor. Aşağıda linki yer alıyor. Oradan okuyabilirsiniz. 7x7x7 sınırlarını aştığınızda bu kırmızıya dönüyor. Başka bir şekilde daha kırmızıya dönüyor. İkinci bir tane koyduğumuz takdirde, çünkü karışıyor.
Her network'te yalnızca bir tane Emin controller olabilir. Evet. Bunu yerleştirdiğimize göre sıra makineleri yerleştirmekte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8. Gördüğünüz gibi chest'leri böyle yerleştirdik. Hatta şöyle de biraz yerleştirelim. Evet. Sen de şöyle gel. Erişmek için ise şunları kullanmak istiyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi burada sadece iki tane hat kullanılıyor. Tabii şurada daha fazla. 4. Bu biraz daha değişik bir gösterme yöntemi. Neticede 32'nin hepsini buraya texture olarak koyamıyoruz. Ve gördüğünüz gibi her şey gayet güzel bir biçimde çalışıyor. Bu Emin Network 1'i en verimli dizmenin yollarından bir tanesi bu şekilde bölerek. Peki. Evet. Ve bunun yanı sıra diyelim şuradan da bir smart cable hattı döşemek istiyoruz. Karışmasını istemiyoruz ama. Sen gel. Bu arkadaşlar birbirine karışsın istemiyoruz. Ama karışacaklar. Şöyle daha kısa bir yol kullanalım. Peki bu esnada bunun için yapabileceğimiz şey nedir? Size bir adet makineden bahsetmişim. Aslında buradan girmeyip de şuradan girsem çok daha sağlıklı olabilir. Aslında makine değil de alet. Bir aletten bahsetmiştim. Cutting knife. Kendisi şundan elde ediyordu. Cable anchor. Bu cable anchor kullanarak yine bana problem yaratacaksın değil mi? Evet. Şu şekilde dizmek çok daha rahat oluyor. Evet. Bu şekilde kablolara bunları bağlayarak şuradan da bağlayalım. Gördüğünüz gibi arada cable anchor olduğu sürece kablolar birbirine bağlanmıyor. Aynı şeyi bununla da yapabilirdiniz. Fakat cable anchor daha ucuz. Bu şekilde de network'ümüzü çok daha verimli bir biçimde düzenleyebiliyoruz. Bunlar neden stacklenmiyor bilmiyorum. Ufak bir bug olsa gerek. Bunlar Ethernet network'ümüzü rahatça dizmenin en yollarından bazıları. Ayrıca size bu arkadaşlar hakkında bir detay daha söyleyeyim. Tabii zıplayı yerleştirebilirsem çok daha rahat olacak. Kendilerini bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve bu şekilde kullandığımızda merdiven olarak işe yarıyorlar. Ya da beraberinde kabloların sanki duvara bağlıymış gibi göstermenizi sağlayabiliyor. Yani dekoratif bir işe de yarıyorlar. Tamamen nasıl kullanacağınız size bağlı ve gene merdiven olarak kullanabiliyorsunuz. Yani çok daha şık bir merdiven düzeni sizi bekliyor. Direkt bu şekilde de merdiven olarak kullanabiliyorsunuz. Şöyle bayağı şık bir merdiven elde edebilirsiniz hatta. Evet. Bunu da anlattığımıza göre sonraki bölümde görüşmek üzere. Sonraki bölümde dekoratif bazı işlere ve daha gelişmiş makinelere değineceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesiz köftenin günler. İyi eğlenceler.